Evet, merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere bugün benim de bakmış, araştırmış olduğum en boktan, en absürt, en böyle gundi dövmeleri göstereceğim arkadaşlar. Ve onlar üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz ben de bir dövme sanatçısıyım. Bunlarla ilgili yorumlar yapacağım arkadaşlar. Bakalım, konuşalım, edelim. Ne olmuş, ne olmamış, nasıl şeyler bunlar. Evet, birinci başlıyoruz. Benjamin Franklin ya da Franklin Benjamin ya da Adnan Şenses diyebilirsiniz siz. Ya da Kurt Adam Cemil. Evet arkadaşlar, bunu yapan dövmeci kör oldu. Belki de kördü, bilmiyorum ama yani yaptığı dövmeye bakın arkadaşlar. Ağza bak. Flüt çalan örümcek gibi duruyor. Her neyse, bu şekilde olmuş. Berbat şimdi. Bu da yatsı kafa Kenan. Basık men. Bu çocuğun da yüzüne ütüyle basmışlar gibi duruyor arkadaşlar. Bu portre yine dişlerin arasında bok kalmış gibi duruyor. Sanki dişinin arasına bok sıçramış. Efendim burnunun yanlarına bir şeyler olmuş. Böyle boynuna ütü basılmış falan. Böyle garip bir dövme. Bunu yapan o zaman neyle yapmış? O zaman bunu neyle yapmış olsunlar biliyor musunuz? Pipisiyle. Bunu yapan pipisiyle kardeşim. Adam penisine takmış dövme makinesini. Vız 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 vız. Yani seks yapar gibi dövme yapmış abi. Böyle bir dövme. Bu da güzel bir dövme. Çok güzel. Evet, 3'e geçelim. 3'te var yemez kardeşler. Dracula Kenan'la ablası Lilith. Evet arkadaşlar, bu da çok tuhaf bir dövme. Bu biraz böyle kurt adam, Capsule Man, değişik böyle Skim Sonic egzotik bir dövme. Ama ablası sanki bir tık böyle güzel olmuş. Bu arada ablasına olduğunu bilmiyorum ama ablası diyorum yani. Daha güzel ya, belki o yüzden ablası diyorum. Evet, çocuğu çok kötü yapmış. Bunu yapan da gözünü toprak bürümüş belli ki. Baksanıza şunu abi ya. Gözler falan. Bir de kafasındaki gölgeye bakın böyle. Kenarlı bir gölge. Alnının ortasına doğru böyle bir saç mıdır artık bir şey iniyor ya. Çok garip. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Evet, bu da başka bir dövmemiz arkadaşlar. Bu dövmede de görünen şey görünen şey sobaya düşmüş bir deniz subayı gibi görünüyor. Sanırım bir kadın sırtına yaptırmış bunu. Fakat yapan dövmeci arkadaş gölgeleri fazla kaçırınca deniz subayı kömüre düşmüş bir deniz subayı gibi görünüyor. Bir de burnunun tam üstünde kaş bitiminde böyle bir siyahlık var. Böyle yüzüne kömür basmışlar gibi ya da ne bileyim işte sikini karıştırırken falan böyle yüzüne sürmüş gibi olmuş. Bir garip olmuş yani. Şu gölgeye bak abi ya. Adamı direkt kömür kutusuna itmişler. Kömür kutusu bu arada. Evet arkadaşlar, bu da böyle bir dövme. Subay mı, zencefil mi, artık neyse belirsiz bir şey. Bunu da bu şekilde yapmışlar. Malum bu tarz dövmeler çocuklar, portre işi biraz sıkıntılı. Sadece bu işi yapan arkadaşlar yaptığı için bu işi. Böyle riskli bir iş aslında. Alanı olan arkadaşlar yapıyor yani dövmeciler. Bu yüzden de bu arkadaş biraz saçıp batırmış, yüzüne kömür mü sürmüş işte. Deniz subayı olmuş, kömürcü, madenci. Bu da bu şekilde bir dövmemiz. Şimdi diğer dövmemize geçip bakalım. Bu aslan kardeşimiz ise kırmızı saçlı, peruk takmış, kızgın bakışlı, cilveli, gergin, bir o kadar da ipliğim sıpıştımsı bir aslan. Bunu yapan dövmeci zaten kördü. Kör olmasına hiç gerek kalmadı yani. Direkt otomatikman körmüş. Ayak parmaklarıyla yapmış hatta bu aslanı. Bu da değişik bir aslan şekli, peruk şeklinde. Peruk takmış yani bildiğiniz aslanı. Tamam kardeşim, yapıyorsun da bari burnunu kırmızı yap. Burnunu kırmızılı ne dedi ya. Bir diğer aslanımız ise İbrahim. Aslan İbrahim. Bu parmağı yapılmış bir aslan arkadaşlar. Minimal bir dövme. Gülümsüyor. Selamun aleyküm diyor. Efendime söyleyeyim, kahvede çay içiyor falan, böyle bir aslan. İnsansı bir aslan yani. Bir de şöyle bir durum var. Ağzına sigara versen sigara içecek. Burnunu uzun yapmışlar. Gözlerde tam böyle bir dede gözü. Tam bir Laz. Tam yani böyle bir güzeli bir aslan figürü. Güzel, değişik kafalar yani. Bu diğer dövmemiz ise filminden de bildiğiniz şekilde Jack Sparrow. Fakat burada gözlerine bakıyorum, bıyıklarına bakıyorum.
ve kafasındaki Che Guevara şapkasına bakıyorum. Bu Kübalı Kenan gibi duruyor biraz. Böyle bir dövme yapmışlar ki arkadaşlar. Yani bir de yeşil yapmışlar. Suriye, Esad bum bum. Atakızım zalım zalım vere olmuş yani. Sakalları da akrep şeyi gibi böyle değişik. Ve bu dudaklarına bayıldım zaten. Dudaklarına geçin. Bu dudakların altındaki sakal sistemi çok tehlikeli bir sistem. Yani düşmana yaklaşıyor ve düşmanını yerken o sakal sistemiyle dildo gibi vura 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 zevk içerisinde düşmanını inleterek yiyor, yok ediyor. Jack Sparrow olmuş. Sex Sparrow. Güzel. Bu da antik kuntik bir çalışma. Bir diğerine geçelim. Doğru yanlış tahmin etmediniz. İsa. Mübarek İsa'yı bu hallere getiren kör dövmeciler utansın. Arkadaşlar bu dövmenin gerçekten içinden harbi harbi geçmişler. Şu burun yapısına bakar mısınız? Şu saçlara bakar mısınız? Ağzına bir şey demiyorum zaten. Ağzı açık ve o bıyıklar var ya, bıyıklar. Bıyıklar bildiğin Baki Ceyhan boru hattı gibi. Burnu zaten hortum. Gözleri Mazlum abi gibi. Kaşları da bak, ekstra kaş eklemiş bir daha. Bu o zaten olmazsa olmaz, ekstra kaş eklemiş. Kafasında bone var gibi. Tel yerine sanki bone var. Yüzü biraz daha böyle füze gibi. Bu herhalde yeni nesil gelişmiş. Füzemen. Kulağı böyle varlı yok arası böyle. Bir de yüzündeki bu şey çok garip. Bir garibime gitti benim. Yani sakal yapısı, sakalın yarısı var, yarısı yok. Sanki yüzüne jiletlemişler de böyle yarısı var. Yarısı kanamış, yarısı duruyor. Abi bir İsa yaparsın da bu kadar izlemezsin adamı. Yani bu sıçmışı bırakın. Ya bildiğin ötürmüş, sonra da her tarafa sıvamış yani. Evet. Bu... Buna diyecek zaten bir şey yok. Yarısı kurt, yarısı bacı adlı çalışma arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurt böyle varlı yok arası. Böyle ne kadına dönüşüyormuş gibi ne kurta dönüşüyormuş gibi. Burnu zaten böyle şey, ne derler ona, tıpaç gibi böyle değişik. Zaten kurtun gözüne bayıldım. Yani ha cesetteki kurt, bıcır bıcır küçük olan, ha hayvan olan büyük kurtu. Hepsi aynı. Mükemmel. Çok güzel. Zaten yüzünü kızartmışlar tokatlaya tokatlaya. Yani bunu yapan sanatçı arkadaşımız saz çalarken herhalde yapmış. Ya da eli belinde yapmış yani. Çok garip bir çalışma bu da. Yani kurt mu? Kurta dönüşen kadın mı? Yoksa kadına dönüşen kurt mu? Yoksa yarısı kurt yarısı kadın mı diyeceğim ama kadının yüzü daha fazla var. Böyle bir çene yapısına zaten bittim. Çene yapısı böyle. Abi sizin için mükemmel bir şey yani. Çene yapısı. Bu çeneyle var ya. Herkese saplar bu. Bir diğer dövmemiz fare Faruk. Bu fareyi güzel. Uzun burnu. Nedense bu dövmelerin arkadaşlar uzun burnu oluyor. Bu farenin elleri çarpılmış tarzında. Hele bu ara böyle kırışıklıkları vermiş çizgiyle. Mükemmel bir geçiş. Kulakları zaten bildiğiniz gibi iyi duyuyor. Ta kıbleye doğru ne varsa hepsini silip süpürüyor, duyuyor kardeşim. Bu fareyi de arkadaş ayağına çizmiş. Arada bir ayağıyla tatmin oluyor sanırım. Bıyıklarını zaten diyecek bir şey yok. Ama benim en çok beni etkileyen şey bu aralarındaki, ortalarındaki çizgiler oldu arkadaşlar. Bu çizgiler gerçekten muazzam. Yani bu dövmeci bunu hangi kafayla yapmış? Yani ne içmiş, bonzai mi içmiş bilemiyoruz ama... Böyle güzel bir fare. Bak gözlerini unutuyordum az daha. Gözleri ve burnunun siyahlığı muazzam. Yani bunu ben yapamam. Bunu biz yapamayız yani. Bu muazzam fare çok çok iyi bir fare. Bugün de bir videonun sonuna gelmiş bulunmakta çocuklar. Sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada beni ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın lütfen, rica ediyorum. Instagram hesabım ise artacağım arkadaşlar. Sormak istediğiniz şeyleri oradan sorabilirsiniz. Bildiğiniz üzere ben de bir dövme sanatçısıyım. Ve bunu uzun süredir yapıyorum. Çalışmalarıma göz atmak için veyahut da benimle irtibata geçmek için artcem hesabıma, Instagram'dan artcem hesabıma ulaşabilirsiniz. Sizlerden ricam arkadaşlar.
beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip edip abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim hepinize. İyi günler diliyorum.